Valla bu yıl arkadaşlar yapay zeka yılı olacak. O yüzden de benim kanalımda bol bol yapay zeka videosu göreceksiniz gibi görünüyor. Çünkü her gün bir şeyler çıkıyor. Gerçekten bizleri inanılmaz şaşırtmaya devam ediyor. Bu videoda da AI art olarak geçen text to image yani yazıdan görsele çeviren ya da görselden başka bir görsele çeviren bir yapay zeka modelini, bir yapay zeka sitesini tanıtacağım sizlere. Daha önce konusunda en iyi olan iki tane yapay zeka modelini göstermiştim. Bunlardan bir tanesi Dali, bir tanesi de i̇şte Midjourney. Özellikle Midjourney inanılmaz gerçekten. Bununla alakalı iki tane videom var. İlerleyen zamanlarda daha detaylı kullanımla ilgili de videolar gelecek. Ayrıca bir Discord sunucusu açtım. Discord sunucumdan da Midjourney botunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi Dali ve Midjourney'nin dışında bir tane daha çok iyi bir yapay zeka modeli var. Bu da Stable Diffusion. Fakat Stable Diffusion ne bir Discord botu ne de web üzerinden kullanabileceğiniz bir site. Stable Diffusion'ı GitHub'dan indirebileceğiniz bir kod. Python'la çalıştırarak ancak açabiliyorsunuz. Tabi bunu da herkes yapamayacağı için Stable Diffusion modelini kullanan bazı web siteleri var. Bunlar arasında en iyisini tanıtacağım şimdi sizlere. Bu sitenin adı Playground AI ve neredeyse bedava. Şimdi neredeyse ne demek? Onu merak ediyorsunuz Tabii ki. Günde bin tane üretime izin veriyor arkadaşlar Playground AI sitesi. Mesela Midjourney ya da Dali'de toplamda 25-30 tane yaptıktan sonra artık ücretli versiyonuna geçmeniz gerekiyor. Fakat Playground Dediğim gibi günde bin adet üretim yapabiliyorsunuz. Çok ciddi bir rakam. Yani bunu dolduramazsınız zaten. Bu site üzerinde eminim çok ama çok fazla zaman geçireceksiniz. Her gün giriyorum neredeyse ben. Sürekli güncelleniyor, yeni özellikler geliyor ve inanılmaz özellikleri var. Dallin'in ve Midjourney'nin yapamadığı şeyleri de yapıyor. Şimdi gelin Playground AI'ya hep beraber bir göz atalım. <laughs> Evet playgroundai.com sitesinden giriş yapıyoruz. Girdiğimiz zaman başkalarının ürettiği çalışmaları, en iyilerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Midjourney aratmıyor diyebilirim. Muhteşem sonuçlar çıkarıyor. Mesela şuradaki sonuçlara baksanıza. Gerçekten hepsi sanat eseri niteliğinde. Bu site üzerinde prompt kullanmayı öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Mesela şu görsel nasıl oluşmuş bakalım. Üzerine tıkladıktan sonra burada kullanılan prompt gördüğünüz gibi açık açık görünüyor. Tamamen aynısını kullanabilirsiniz veya buradan ilham alabilirsiniz. Ayrıca remove prompt denen bir şey var. Bunu da birazdan göstereceğim. Burada hangi model kullanılmış, hangi örnekleme modeli kullanılmış hepsini detaylı olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu prompt'un oluşturduğu diğer sonuçları da burada görüyorsunuz. Peki biz nasıl üretim yapıyoruz? Bunun için hemen sağ üstte bulunan create kısmına tıklıyoruz. Burada mesela yeni gelen özellikleri bizlere gösteriyor. Sayfaları geçerek görebilirsiniz bu özellikleri. Ben zaten şimdi bunları anlatacağım size. İlk olarak arayüze bir baktığımızda sol üstte prompt kısmı var. Metinleri bu kutucuğun içerisine gireceğiz. Remove from image denen bir kısım var. Burada da o görselde istemediğimiz şeyler varsa onları gireceğiz. Atıyorum bir doğa fotoğrafı oluşturacağız. Ama o fotoğrafta mesela işte nehir olmasını istiyoruz. Buraya river yazmanız yeterli. O görsele nehir koymayacak. Burada filter kısmı var. Yeni gelen özellikler var bu arada. Şu color pop, instaport, playtune gibi filtreler yeni eklendi. Bu burada hangi tarzda bir görsel oluşturmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Daha spesifik sonuçlar çıkaracak ortaya. Image to image kısmında biz bir görsel veriyoruz ve o görseli başka bir görsele dönüştürüyoruz. Sağ tarafta model kısmı var. Burada Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion 2.1 ve DALI 2 seçeneklerini görüyorsunuz. Fakat Stable Diffusion 2.1 ve DALI'yi kullanmak için ücretli versiyonu kullanmanız gerekiyor. Stable Diffusion 1.5 de zaten çok ama çok iyi bir yapay zeka modeli. Burada Çözünürlüğü seçiyoruz. Burada Prompt Guidance ve Quality Details var. Bunları birazdan göstereceğim. Burada Seed Kaynak kısmı var ve kaç tane görsel oluşturmak istiyorsanız aynı anda onları buradan seçebilirsiniz. Bir de Show Advanced Options var. Burada da hangi örneklemeyi kullanacaksınız onu seçeceksiniz. Fakat şu anda buraları çok detaylı girmeyeceğim. Bunlarla alakalı ekstra videolar çekeceğim arkadaşlar çünkü bunlar bambaşka video konuları. İlk olarak metinden bir görsel oluşturalım. Prompt kısmına geldim ve buraya mesela cute bunny on the grass dedim. Tatlı bir tavşancık çimenin üzerinde duruyor. Şimdi buraya da olmasını istemediğim şeyleri yazacağım arkadaşlar. Tekrar bir ana sayfaya geliyorum. Burada mesela çok iyi oluşturulmuş bir görseli seçeceğim şimdi. Mesela şuna bakalım. Burada bakın remote from image kısmında işte siyah beyaz olmasın, deforme olmuş olmasın, blur olmasın, kötü bir anatomide çıkmasın gibi birçok negatif prompt var. Bunları şöyle seçip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum ve generate diyerek görselimizi oluşturuyoruz. Burada aynı anda dört tane oluşturuyorum şu anda ben. Sizde de ilk kullandığınızda burada bir seçeneği olacak muhtemelen. Buradan 4'ü seçebilirsiniz. Evet sonuçlar gerçekten harika. Gördüğünüz gibi son derece gerçekçi sonuçlar oluşturdu. Şimdi de buradan filtreyi değiştirerek Başka tarzda üretmesini isteyeceğim aynı görseli. Mesela Playtoon diyorum oyuncak tarzında üretsin. Bir daha generate dedim. Şimdi 4 tane daha görsel üretecek bana. Daha çizgi film karakteri ve oyuncak tarzında görseller üretti ve oldukça tatlı görseller çıktı. Mesela şurada tam istediğim olmamış ama özellikle şu sağ üstteki gayet iyi arkadaşlar. Üzerine geldikten sonra şuradaki ok butonuna tıklayarak bu görselin büyük halini tam ekran şeklinde görebilirsiniz. Başka bir filtre daha deneyeceğim şimdi. Wooly Ties'ı seçtim ve generate dedim. Bu böyle biraz da örgü tarzında oluşturuyor. Bazı filtrelerde şu number of image kısmını 1'e dönüştürebilir. Tekrar daha sonra 4'ü seçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örgü şeklinde bir tavşan görseli oluşturdu. Bu da çok tatlı oldu. Bir de filtreler kısmından color pop seçtim. Number of image'ı da 4 yaptım. Generate dedim ve bu şekilde görseller ortaya çıktı. Şimdi Sağ taraftaki ayarlar ne işe yarıyor onu göstereceğim. Tekrar şuradan play diyorum. Mesela buradaki prompt guidance kısmını şöyle arttıralım. Abartalım mesela. İşte 20 yaptık diyelim. Generate dediğimde çıkan sonuçları şimdi hep beraber göreceğiz. Bunu arttırdığınız zaman arkadaşlar sizin yazdığınız prompta daha yakın sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bunu düşürdüğünüz zaman da daha özgün bırakacaksınız bu yapay zeka modelini ve biraz daha evet prompttan ilham alacak ama biraz daha kafasına göre oluşturacak. Bunu böyle değiştirerek ideal sonucu bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten günde bin tane üretebildiğiniz için istediğiniz gibi değiştirin. En ideali 7 değeri. Zaten açtığınızda da ilk olarak 7 değerinde geliyor. Burada da quality and details kısmı var. Burada daha detaylı ve daha kaliteli görsellerle oluşturmak istiyorsanız bunu artık arttırabilirsiniz. Fakat bunu arttırdığınız zaman işlem süresi çok daha uzun olacak. Evet gördüğünüz gibi daha kusursuz sonuçlar ortaya çıkardı bunda. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceğim ve üzerinde bazı ayarlamaları göstereceğim. Mesela şunu beğenmiştim. Bunu seçelim. Bu kutucuya geldiğim zaman burada Actions butonunu göreceksiniz. Actions'a tıkladığım zaman bu menün içerisinde bazı özellikler çıkıyor. Edit'i birazdan göstereceğim. İlk olarak buradan download edebilirsiniz. Direkt indirebilirsiniz ya da direkt olarak linki kopyalayabilir. Using image to image kısmı bunu bir görsel olarak alıp bunu referans gösterip başka bir şey oluşturabilirsiniz. Create Variants kısmında ise bunun farklı varyasyonlarını oluşturabilirsiniz. Face Restoration kısmında eğer yüzde bozukluklar var yüzü daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Upscale by 4x'te 4 kat daha çözünürlüğünü yükseltebilirsiniz ve View Full Screen'de de tam ekran görebilirsiniz. Şimdi burada ben Edit kısmını göstereceğim size. Edit'e tıklıyorum. Şu şekilde açıldı buradaki görselim. Evet şimdi burası Playground AI'ya yeni gelen özelliği kullanacağımız bölüm. Burada arkadaşlar görsel üzerinde yazarak değişiklik yapabiliyoruz. İsterseniz sadece yazıyla değişiklik yapabilirsiniz. İsterseniz belli bir bölgeyi buradaki Add Mask kısmından seçerek sadece o bölgeyi değiştirebilirsiniz. Tamamen yazarak değişikliği birazdan göstereceğim. Burada maskelemeyi göstermek istiyorum ilk olarak sizlere. Burada add mask diyorum. Buradan fırça boyutunu ayarlıyorum. Şöyle tavşanın Gözlerini seçiyorum ve buraya Edit Instruction kısmına Edit Sunglasses diyorum yani bir güneş gözlüğü ekle dedim Ve Generate diyorum Evet gördüğünüz gibi tavşanımıza bir güneş gözlüğü ekledi arkadaşlar Tekrar Generate dediğim zaman başka bir güneş gözlüğü ekleyecek bu sefer de Gördüğünüz gibi her seferinde farklı farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor Şuradaki de hatta Randomize yapayım Yani tamamen rastgele bir şekilde oluştursun Evet bu şekilde görselde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz Şimdi tekrar sayfayı yenileyip başka bir özelliği göstereyim göstereceğim. Bu sefer de buradaki import image'a tıklıyorum ve galerimden bir fotoğraf seçiyorum. Şu fotoğrafımı seçtim. Şimdi burada hiçbir bölgeyi seçmeden fotoğrafta genel bir değişiklik yapacağım. Mesela bunu Picasso tarzında bir görsele çevirmesini isteyeceğim. Make it like a Picasso style dedim. Picasso tarzına dönüştür dedim ve generate diyorum. Evet çok Olmadı. Neden olmadı? Çünkü Edit Instruction Strength kısmım çok zayıf kalmış. Bunu şöyle 7'ye getiriyorum tekrar. Tekrar Generate diyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafımı Picasso tarzına dönüştürdü. Gayet de güzel oldu bence. Şimdi yine maskeleme yapmadan şöyle bir şey deneyeceğiz. Ede mustache to him face dedim. Yani yüzüne bir bıyık ekle. Evet. <laughs> <laughs> Çok iyi oldu. Ee, herhangi bir değişiklik yapmadan bakın maskeleme yapmadan yaptım. Şuralarda bozukluklar oldu. Eğer bunların olmasını istemiyorsanız bunun için maskeleme yaparsanız daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Yani sadece bu bölgeyi seçip edemaz seç derseniz daha iyi bir sonuç ortaya çıkacak. Mesela şu fotoğrafımda da şöyle saç bölgesini bir seçeceğim ve saçımın rengini değiştirmeyi deneyeceğim bakalım. Change hair color to blue dedim. Yani saçın rengini maviye değiştir ve gördüğünüz gibi saçımı mavi yaptı ve gerçekten de çok başarılı yaptı arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha örnek göstereceğim size. Bu fotoğrafı da geceye dönüştürmek istiyorum diyelim. Sadece geceye dönüştürmesin, gökyüzüne de havai fişek eklesin. Make it nighttime and fireworks in the sky dedim. Yani geceye dönüştür ve gökyüzüne de havai fişek koy. Ve gördüğünüz gibi bakın sadece havai fişek koymakla kalmadı, yansımasında bile onu koydu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Bir kere daha generate diyorum. Bakalım başka bir sonuç üretsin bu sefer de. Bu şekilde gökyüzüne havai fişekler ekledi ve geceye dönüştürdü. Make it sunset diyelim bir de. Bu sefer de gün batımı efekti verdi fotoğrafa. Make it teal and orange dedim. Rengi teal and orange tonlarında olsun. Popüler olan renk tonları. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızın rengini sadece yazarak değiştirdik. Bir de bu fotoğrafta mesela maskeleyerek şuradaki nehrin rengini değiştireceğim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Nehri seçiyorum. Change rivers color to pink dedim. Yani nehrin rengini pembe yap dedim. Gördüğünüz gibi nehri pembeye dönüştürdü. Mesela bu görseli de karlı bir kış görseline dönüştürelim. Make it winter and snow. Ya böyle bu arada çok düzgün İngilizce yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Kelimeleri anlasın yeterli. Ve sonuç gerçekten çok iyi. Bu görseli karlı bir kış görseline dönüştürdü. Evet Playground AI ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bunlar. Çok daha detaylı bir video yapacağım ayrı ayrı özellikleriyle ilgili. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca böyle kısa kısa videoları da Instagram ve TikTok'ta paylaşıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Son bir hatırlatma bir kez daha Discord sunucuma gelirseniz orada da bana sormak istediklerinizi direkt olarak sorabilirsiniz. Eminim bu video bittikten sonra hemen Playground AI'ye gireceksiniz ve ciddi anlamda çok keyifli ve uzun vakitler geçireceksiniz. Kanalımda yapay zeka ile alakalı çok fazla video var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca yapay zeka ile ilgili bir oynatma listesi de oluşturdum. Direkt olarak ona tıklayıp hepsini sıra sıra da izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.